O zaman da bir kere dedim bak hani nasıl yaptın? Aldın ticarete. Evet, partimizin demokrasi anlayışının bir göstergesidir bu. Sivil toplum kuruluşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızın da görüşlerini almak için bugün sandık kuruldu. Biz de bu süreçte demokrasinin gereği olan aday adaylar olarak yarış içindeyiz. Tatlı bir yarış. Hepimiz Sinop'a hizmet için yola çıktık. İnşallah kime nasip olursa biz onun kolundan girip seçim kampanyamızı yürüteceğiz. Evet, yani AK Parti Genel Merkezi'ni böyle bir düşünceden dolayı kutlamakla birlikte ben özellikle Sinop'umuzun sivil toplum örgütlerini kutluyorum. Son derece büyük teveccüh var. Kendi adaylarını kendileri belirleme noktasında AK Parti'nin kendilerine sunmuş olduğu bu fırsatı değerlendirdiler. Güzel bir katılım oldu. Yine aday adayı olan arkadaşlarımız da burada son derece barış içinde, güler yüz içinde gelen oy kullanacak sivil toplum örgütü mensuplarını karşılıyorlar. Sinop'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. 7 Haziran seçimleri için sivil toplum örgütlerimiz kendi adaylarını belirlemek üzere buradalar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 7 Haziran seçimleri şimdi hayırlı olmasın. AK Parti'deki en önemli bakış açılarından biridir. Çoğulcu demokrasilerde artık STK'ların sözü ya da tavrı demokrasi için, siyaset için bir hareket haline gelmiştir. AK Parti şu anda bütün partilere halkın sesiyle birlikte STK'ların da sesinin var olduğunu ve onların da tavrının veya düşüncelerinin önemli olduğunun bir göstergesidir. Bugün buraya gelen, oy atan, bizimle birlikte olan, partilimiz olmasa bile tavrını belirtmek isteyen bütün STK yöneticilerine de ayrıyetten teşekkür ederim. Evet, buyurun. Evet, AK Parti'nin STK'lara yapmış olduğu temayül uygulamasını şu an gerçekleştirmekteyiz. AK Parti'yi AK Parti yapan STK'lar ve sivil toplum örgütleri ve halka inerek tavrını, isteklerini, eğilimlerini öğrenme yöntemiyle %50'lere gelmiştir ve bunu da devam ettirmektedir. Tabii şu an Sinop'ta yapılan bu STK temayülü hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ufak tefek aksaklıklarla inşallah hayırlı olacaktır diyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu sürecin tüm aday adaylarına hayırlı olmasını diliyorum. 13 tane aday adayı abimize, arkadaşımıza, Sinop'taki STK'lar, dernekler, sivil toplum örgütlerinin tamamı oy kullanabiliyor. En az bir kişi, en fazla iki kişi tercih yapılır. Hayırlı olur umarım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması ilk defa oluyor. Burada AK Parti de oluyor. Çok güzel bir uygulama. Çok yani bence iyi bir sonuç alınır buradan. Çok önemli sivil toplum örgütlerinin görüşleri. Sivil toplum örgütleri biliyorsunuz bütün il ilçelerimizde halkın tamamının görüşünü yansıtır. Önem verilmesi gereken konular. İnşallah partimize de hayırlı olur. Biz adaylarımızın tabii ki hepsi değerli arkadaşlarımız. Partimizi çok iyi temsil edebilecek düzeyde arkadaşlar. Hepsini tanımaktan mutluluk duydum. Hepsiyle tanışmış olduk. Partimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza da anlıyoruz. Başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Yeniden çok önce bir oldu. Bir, ya da iki. Ya,
O zaman da bir kere dedim bak hani nasıl yaptın? Aldım, www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.